Selamünaleyküm arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yine beraberiz. İşlerimden dolayı bayağı bir uzun bir zaman oldu. Video falan hiç çekemedim. Yani böyle bir boşluk buldum, hemen böyle bir video yapayım dedim. Bir son durum videosu gibi olsun. Çünkü ufak tefek değil, aslında bayağı bir değişiklikler var. Bu akvaryuma bitki mesela çıkarttım, bitki ekledim, şu bitkileri falan ekledim, mesela şunu ekledim. Ondan sonra sazlar bayağı güzel oldu. Gülün bir çeşidini ekledim şu arka tarafta. Takribi ondan 8 kök falan vardı ve budadım bile. Onu da göstereceğim. Bunu mesela budadım, o da şu arka tarafta. Burada tütün budadım. Tütünler bayağı bir serpildiler burada. Onları budadım. Bunlar da burada. Bunlar da gidecek. Kısmetse. Hazırladım güzel yani onları. Bu şekilde. Böyle hazırladım. Bunlar gidecekler. Ondan sonra şöyle yeni beta aldım. Biliyorsunuz betalarım ölmüştü. Bu da çok güzel bir beta. Neden netleştirmedi? Bu da çok güzel bir beta. Ve artı bundan sonra belki bir çalışmam olabilir. Farklı betalar üzerinde. Sadece bu bir düşünce. Bakalım. Yani bir istek diyelim. Hani tam bir karar da vermiş de değilim ama bakalım, kısmetse bir şeyler yapmaya çalışacağım. Bunu zaten biliyorsunuz, bu betamı. Diğer iki tane betam, onlar mefta aldılar. Birisi burada yavru akvaryumlarında bunun içine koymuştum. Oradan atlamış. O koyu beta olan atlamış. Pardon. Diğerinde Japonların yanına koymuştum. Hızlı hızlı bir şeyler yapıyordum bu akvaryumda. Su eksiliyordu. Elimde de kepçede yakalamıştım. Japonların arasına koydum. Unuttum sonra. Japonlar ufak ufak dokuna dokuna bayağı bir hırpalamışlar onu. Benim fark ettiğimde bayağı bir kötü olmuştu ama aradan 2 gün falan geçmişti yani. İş yoğunluğunda hep kafa karışık. Neyin ne olduğunu, ne yaptığımı bilemiyorum. Artı buraya da böyle şöyle göstereyim. Güzel bir tane daha akvaryum yaptım arkadaşlar. Burada biliyorsunuz burada bir yine Japonların durduğu bir akvaryum vardı. Burada da karideslerin durduğu bir akvaryum vardı. Bunu kaldırdım. Yine buraya 1'e 40-40 bir akvaryum koydum. Bunda da hep tetra gruplarını yapmaya çalışacağım. Zebraları başka bir arkadaş için almıştım. Ondan biraz bana kaldı böyle. Onları buraya koydum. Ondan sonra dişi betalarım var burada. Yine aynı şekilde 2 tane var. Diğeri de bir yerlere kaçtı. Şurada. Ondan sonra arı balıklarım var yine. Başka. Şeyler var. Yine isimlerini, bunların da yine unuttum. Aklıma gelmiyor. Büyüyünce çok güzel olacaklar bunlar. Bakalım kısmet nasıl olacak. Hep beraber göreceğiz. Bu şeyleri, gülleri budadım demiştim. Onları da 3 tane burada var. 3 tane de burada var. Onları da buraya koydum. Budama olduğu için biraz bitki tutunamadı. Hani sanırım bugün ikinci gün. Yok.
Tabii, ikinci gün. Onun için biraz renk açtı. Daha da kırmızı. Normalde çok kırmızı yani. Bayağı güzeller. Yine burada da yine bu bitkimden var. Burada limonum var. Böyle buralara da bir şeyler serpiştik. Javalar. Ondan sonra yosun topum var, iki tane burada. Anabiyas var. Daha şunların isimlerini bilmiyorum. Şunun da ismini bilmiyorum. Bu da kriptopol tarzı bir bitki. Amazon bitkisi gibi ama hani yani o Amazon değil. Ona benzer bir bitki. Onu da yeni aldığım için o da tam oturmadı ama yapraklarında mesela fark ederseniz Amazon gibi böyle kıvrımlar var. Ve bunu da farklı bir tohum bulmuştum. Bu da Java Moss diyordu ama böyle tam istediğim gibi olmadılar. Baya bir perişanlık bir durum oldu. Şu akvaryum baya bir aksilik oldu ya. Hani sonuç itibariyle bilmiyorum, benim içime sindi, güzel de bir akvaryum oldu ama baya böyle bir sorunlar yaşadım. Ondan sonra ama güzel oldu. Bir ara baya böyle bir yosun yaptı. Çünkü şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şunu şuraya koyayım. Şöyle bir kapak yaptım buna. İçine bu şerit ledlerden koydum. Pardon, ne bar led diyorlardı sanırım. Bu alüminyum gibi ledler var ya, onlardan koydum. Onlar çok fazla geldiler. Ondan sonra birazını çıkarttım. Hani kaç taneydi? 6 tane aldım. 7 taneydi aldım. 3'ünü çıkarttım. Şu an 4 taneyle böyle bir aydınlatma elde ediyorum. Gayet güzel ama anlamadığım bir konu, kablolar çok fazlasıyla ısınıyor. Hani trafom gayet güzel, büyük ama ısınıyor. Bunu belki değiştirebilirim. Pek memnun kalmadım. Ondan sonra yani bunu da böyle yaptık. Burada yine ufak akvaryumlarda yavrular, işte Japonlar falan devam ediyor. Lipstes yavruları var burada. Burada Japon yavruları var. Ondan sonra burada da karışık birkaç tane yavru var. Burada da Japonlar var. Birisi aslanbaş, birisi düz. O zaten düz, biliyorsun, yine benim yavrum. Ondan vazgeçemiyorum. Sağlıklı olduğu süre, yani yaşadığı süre içerisinde bende kalsın istiyorum. Durum bu şekilde arkadaşlar. Şimdi karbondioksit için aparat sipariş ettim. Kısmetse yarın veya öbür gün gelecek. Şimdi normalde hani biraz bu akvaryumda karbondioksit şey yapıyorum. Sonra çıkartıp tekrardan buna koyuyorum. Bu biraz sıkıntı oluyor. Hani en azından benim gibi üşengeç bir insan için sıkıntı oluyor. Onun için bir tane aparat buraya şey yapacağım. Onunla her iki akvaryuma da aynı anda karbondioksit verebileceğim. Burada da reaktör yine burada aldım. Bu akvaryumda bu şekilde yaptım. Bu akvaryumda bir sorun yaşamıyorum. Motoru güçlü. Ama diğer akvaryumda bu akvaryumda bayağı bir kabarcık yapıyor. Hani o da hoş bir görüntü elde etmiyor. Belki de çözme, hani bunun kadar net çözmüyor. Çünkü bu bayağı bir güzel çözüyor karbondioksiti. Hiçbir sıkıntı yok. Ama bunda motor biraz daha güçsüz kaldığı için kabarcık yapıyor. Karbondioksiti reaktöre verdiğinde bir zaman sonra, hani atıyorum 2 saat 3 saat sonra bir boşluk oluyor üzerinde. Bu sefer başlıyor şey kabarcık atmaya dışarıya. Hem karbondioksit ve içinde bunun pervane var. O pervaneden suya çarpmayla kabarcık oluşuyor. Onunla birlikte baya böyle bir her taraf böyle kabarcık oluyor. Onun için buraya difüzör kullanacağım.
Öyle gözüküyor. Güzel bir difüzör de sipariş ettim. Onu buraya kullanacağım. İşte dediğim gibi diğerinde de linden reaktörle devam edeceğiz. Uzun bir aradan sonra böyle bir video çekeyim dedim arkadaşlar. Artı daha değişiklikler de oldu dışarıdaki akvaryumlarda. Onları da bir sonraki videoda paylaşırım sizinle. Şimdilik bu kadar. Yine son bir şöyle uzaktan bir görüntüsünü göstereyim size. Akvaryumum nasıl olmuş yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Artı abone olup like atmayı da unutmayın. Bunu uzun zamandır hiç böyle bir şey söylememiştim. En azından teşvik amaçlı abone olup beğenirseniz videolarımı bu bana teşvik olur. Daha çok fazla sizinle video paylaşırım sizlere. Dediğim gibi dipstesler de bu arada gayet toparladılar arkadaşlar. Yani dişiler biliyorsunuz bayağı ufaklardı. İki tane büyük dişim vardı. Bir bu, bir de şuradaki. Bunlar bayağı bir toparladılar. Allah nasip ederse bir iki ay, hani bir ay bile sürmez de bunlardan da yavru almaya başlarım. Çünkü tam damızlık altılar. İnşallah güzel olacak. Şöyle de üstten hafiften bir göstereyim. Buralar hep böyle kırmızıydı mesela, böyle kırmızı kırmızı çok güzel duruyordu. Ama kökleri burada duruyor zaten. Allah nasip ederse onlar da büyüyecek ve güzelleşecek. Dediğim gibi şimdilik bu kadar arkadaşlar. Şimdi bulduk bu kadar derken aklıma geldi. Bunlar Rainbow grubundan bir balık. İsmi tam olarak aklıma değil, bilmem ne Rainbow olarak geçiyor. Bunu da aklıma gelirse tekrardan sizinle paylaşırım. Neyse. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.